Bebeğiniz ağlarsa ne yaparsınız? Susturulur. Ona ninni söylenir. Sırt okşanır. Emziriyordum. Altını değiştiriyordum. Besliyordum. Ağladığı zaman doktora götürüyordum. Altını değiştirsin, atlısı da olsa onları yaparsın. Avustralya'da yapılan bir araştırma, bebeklerin ağlamasının özgüveninin gelişmesi açısından önemli olduğunu ortaya koydu. Yani ağlayan bebeği susturmak için panikle hareket etmemek gerekiyor. Bir miktar ağlamasını bırakmak belki bebeğin özgüvenini, hani kendi kendine bir şeyler yapabileceğini, ama bu belli bir yaştan sonra bizim önerdiğimiz bir şey olacaktır. Peki hemen müdahale eder misiniz? Tabii ki ederim. Beklemez misiniz? Beklemem. Niye ağlıyorsun diye anne olarak. Bırakın ağlasın. Ağlasın mı? Yok, dayanılmaz. Yok, dayanamam ağlamasına. Çocukların çok fazla ağlamaya terk edilmesi de en az hemen susturmak kadar tehlikeli. Bir takım bazı rahatsızlıkları da sebep olabilir. Ama bebek oyalanabiliyorsa direkt kucağa alınmadan bir miktar yattığı yerden dikkatini oyuncaklarla çekmek, onunla konuşarak onu sakinleştirmek, başka bir takım şeylere yönlendirmek, o zaman bebeği ağlamadan da ihtiyaçlarını giderebileceğini öğretmek gerekebilir. Ay, olmaz. Olur mu? Günah değil mi? Bu sefer de çocuk ağlayan hasta olur. Olmaz mı? Hayır. Biraz ağlasın, ciğerleri genişlesin. Oturup onu ağlarım herhalde çok ağladığı zaman. Herkesin tarzı farklı. Ancak susturmanın da bir zamanı var. Eğer bebekler 6. aydan sonra ağlıyorlarsa biraz hemen kucağa almamak gerekebilir. Biraz oyalama konu. İşte bundan sonrasında anne babayı kullanmaya giriyor. Hani bebeği biraz daha böyle 1-2 dakika oyalayabiliyorlarsa oyalasınlar. 6 ıslaksa ona bakıp ondan sonra da baktı sağlam, hiçbir şey yok. Alır ninni söyleriz. Ya altını kirletmiştir diye durmaz zannedersin ya da acıtır diye. İlk 6 ayda bebeklerin kucağa alınması onları güvende hissettirmek için önemli. Ancak 6 aydan sonra... Çok ağlayan bebeklerde bir 2 dakika işte onu yalnız bırakmak, onunla işte o sevdiği bir şeyden uzaklaştırmak ya da onunla sürekli konuşarak bunun doğru olmadığını anlatmak ve bunun süresi de çocuk büyüdükçe, zaman geçtikçe yavaş yavaş arttırmak gerekebilir. O zaman öyle yapıyoruz artık ama fazla da ağlatmayız yine.